Evet dağcı dostlarım. Bugün size dağcıların 3 katmandan oluşan iç, orta ve dış diye adlandırdığımız 3 katmandan oluşan dağcılık giysilerinden orta katman giysisi olan polarlardan bahsedelim. Ee, bu polarlar nasıl özellikler ve ayrılıyor. Kaç çeşit polar türü var? Bunları hemen kısaca özetliyorum size. Bu polar iki as markalı bir polar. Ee, hemen özetliyorum size. Arkadaşlar polarlar, bir kere polar kelimesinden başlayalım. Polar kelimesi kutup anlamına geliyormuş arkadaşlar. Polarları biz üçe ayırıyoruz. Ayırma sebebimiz Neye göre 3'e ayırıyoruz? Ağırlığına göre. Polarların ağırlığına göre ayırıyoruz. 3'e. Hafif polarlar. Bunlar metrekareye 100 gram ağırlıkta olan polarlardır. Orta ağırlıkta polar kumaşlar metrekareye 200 gram olanlardır. Ağır polar kumaş ise metrekareye 300 gram olandır. Şimdi biz bu orta, şey hafif, orta ve ağır kumaşları ne amaçta kullanmalıyız? Nerede kullanabiliriz? Hafif ağırlıktaki polar kumaşlar nerede kullanılır? Bu polar kumaş türü gerçekten de incedir arkadaşlar. Katladığınızda çantanızda hacim tutmaz. Hacim kaplamaz. Kolay sıkıştırılabilir. Daha çok nefes alır ısı yalıtımı tabii ki orta ve kalın polara göre biraz azdır. Bu yüzden bu polar vücudumuzun daha çok sıcaklık, ısı ürettiği aktivitelerde kullanılır. Ne demek istiyoruz? Mesela doğaya çıktınız, tempo yürüyüş yapıyorsunuz, bisiklet kullanıyorsunuz veya koşu yapıyorsunuz. Orada bu polar tam dengeleyecektir sizi. Çünkü vücudunuz ısı ürettiği için orta ağırlıktaki ya da kalın e, ağır e, en ağır olan 300 gram ağırlığındaki poları kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Orta ağırlıktaki polar kumaşlar ise çok yönlü kullanım özelliğine sahiptir. İyi nefes alırken yeterli ısı da sağlar. Ilık havalarda dış katman giysi olarak da kullanılabilir orta ağırlıktaki polar kumaşlar. Nerede kullanılır? Doğa yürüyüşünde, dağcılık aktivitelerinde kullanılabilir. Sonuncusu, polarların sonuncusu ağır polar kumaş. Yani metrekareye 300 gram ağırlık e, basan kumaştır. Bu polar türü çok tercih edilmiyor artık günümüzde arkadaşlar kalın çünkü hem çantada çok büyük yer kaplıyor, hacim kaplıyor hem de çok fazla ısı sıcaklık sağlıyor. Fakat ağır polar kumaşında kullanılabileceği yerler vardır. Mesela soğuk ve kuru bir havada sabit bir kamp noktasında iseniz bu ağır polar kumaşlar sizin çok işinize yarayacaktır. Ama koşmaya, bisiklet binmeye gelmez. Çünkü vücut ısınızı fazlasıyla artıracaktır. Çok teşekkür ediyorum.